Evet, içeride oldukça sakin bir gün yaşanıyor ve Merkez Bankası kararı bekleniyor. Peki dışarıda son durum ne? Bunu konuşacağız. Murat karşımızda. Murat günaydın. Noel tatili de ufak ufak başlıyor. Hangi borsalar açık, hangileri kapalı? Piyasalarda neler bekleniyor? Senden dinleyelim. Evet, bugün veri akışının haftanın ilk iki gününe göre çok daha az olacağını söylemek lazım. Amerika'da bugün saat 3.30'da bir istihdam verisi, haftalık bazda açıklanacak istihdam verileri var ama onun dışında önemli bir makro veri yok. Noel tatilinin kapalılık durumu yarattı. Yani bazı borsalarda tatil durumu yarattı. Zaten ortada. Hangileri şimdi kapalı, hangileri değil, bunlara bakalım. Yarım gün açık olanlar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika ve İrlanda gibi ülkeler. Bunun dışında tam gün kapalı olanlar şu anda Almanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan, İsveç, İsviçre, Bulgaristan, Brezilya gibi ülkeler. Daha birkaç tane daha küçük borsaların da kapalı olacağını söyleyelim. Ama sonuç olarak işlem hacminin son derece düşük olacağı bir gün olacak gibi görünüyor. Açık olan veya bugün açılması beklenen, yarım gün işlem görmesi beklenen, yarım gün işlem görecek Avrupa borsalarındaki ilk hareketlere bakarsak orada şu anda yatay bir görüntü var. Sakin bir tabloyla açılış oldu. Sürpriz değil zaten. Böyle bir açılış olması bekleniyordu. Almanya'nın yokluğunu yaşadığı bir günde Avrupa borsalarında İngiltere, Portekiz, Hollanda, Fransa, Belçika derken şu anda oldukça yatay bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tabii burada yarım gün açık olan borsaların kapanış saatlerinin ne olacağını da söyleyelim. Saat 14.30'da İngiltere borsası kapanacak. Bunun dışında geri kalan borsalara baktığımızda, şu an tablomuza baktığımızda geri kalanında saat 15'te, Türkiye saatinde 15'te kapanacağını belirtelim. Devam edelim, Amerika'daki vadelilere göz atalım. Orada durum yatay. Dün S&P 500, Dow Jones Sanayi Endeksi yine rekor seviyelere gitti. Dow 18.000 puan üzerinde kapandı. İlk kez oluyor bu ve bu da yine Amerika'daki o iyimserliğin sürdüğünü gösterdi ki dün genel olarak veri setine bakarsak Amerika'da 3. çeyrek %5'lik çok net bir büyüme olması moralleri daha çok destekledi. Bugün ise yine tatil etkisiyle yatay bir Amerikan vadeli hisse senedi piyasası var. Wall Street bugün açılacak ama saat 20'de kapanacak. Yarım gün işlem görecek. Asya'da bugün yarım gün işlem görenler vardı. Tokyo onlardan biri değil. Tokyo tüm gün işlem gördü. %1'in üzerinde yükselişle kapandı. Geri kalana bakarsak Hong Kong bugün yarım gün işlem gördü. Çok yatay bir kapanış. Çin borsasında bir miktar gerileme devam etti. Bunun dışında tablonu karışık bir resmi işaret ettiğini de görebiliyoruz. Rus piyasalarına bir bakalım. Rus piyasalarında rublenin ve borsanın genel tablosuna baktığımızda borsada yükseliş var ki dün S&P'nin yaptığı bir açıklama vardı. Akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra kredi notu görünümünü negatife çevirdi. Daha doğrusu negatif izleme aldı demek doğru olacak. Önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde kredi notu bir basamak düşebilir. Bilmiyoruz tabii, bir basamak, iki basamak açıklama yok ama en azından bir basamak düşme ihtimali var. Ruble açılıştan itibaren biraz artı, biraz eksi. Çok ciddi bir oynaklık şu ana kadar karşımıza çıkarmadı. Bu S&P'nin uyarısı sonrası Moody's'in uyarısı da vardı. 16 Rus Bankası'nın notu kırılabilir şeklinde. Bu noktada gelişen ülke para birimlerine bakalım. Yani rubleyi şöyle göz ucuyla bir değerlendirdik, gördük. Diğer para birimlerine bakarsak orada da tablo biraz karışık. Yani çok sert bir piyasa hareketi var mı diye baktığımızda çok da sert bir piyasa hareketi yok. Dolar TL 2.31'de. Forint'teki yükseliş biraz daha diğerlerine göre daha fazla. Kore bonu da dolara karşı biraz daha fazla yükselmiş ama sakin piyasa demek herhalde daha doğru olacak. Para piyasanın genel resmine bakarken dünkü Amerika verileri sonrası, özellikle büyüme verisi sonrası dolara olan ilgi yine arttı. Artmaya devam etti. Yıl sonu hareketinin aslında devamının geldiğini gördük. Mesela dün dayanıklı mal siparişleri Amerika'da iyi bir veri değildi. Kötü geldi aslında ama piyasa çok fazla moral bozmadı ona bakarak. Bugünse parite 1.21.80-90 civarında yatay bir görüntüye sahip ki dün özellikle 1.21.65'e kadar düşmüştü. Dolar endeksine bakarsak orada da 90.16'ya kadar çıkmıştı. Şu anda 90'ın altına inmiş bir dolar endeksiyle karşı karşıyayız. Petrole bakalım. Petrolde bugün bir miktar düşüş var. Sınırlı bir düşüş. 38 sent sadece. Amerikan petrolünde 32 sentlik bir değer kaybı. Sonuç olarak petrolün de bugün oldukça sakin bir seyir izlediğini şu aşamada görebiliyoruz. Değerli metallerde altın ve gümüşe bir arada gördüğümüzde orada da değişim sınırlı. 1180'de olan altın ve
16 doların eşiğinde olan bir günüş var. Amerika'daki tahvil faizlerine bakarsak 2,2'nin altına indiğini söylemiştik hafta başında. Tekrar dünkü işlemlerde bu seviyenin üzerine çıktı. Bugün ise şu an oldukça sakin ve yatay gidiyor ki orada da bugün işlemler yarım gün sürecek diyelim. Ve buradan yavaş yavaş bir uzman görüşüne başvurmaya başlayalım. ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Önder şu an bizleri bekliyor. Eda Hanım hoş geldiniz. Şimdi evet, yurt dışında bir tatil havası var. Çok kısa önce bir euro dolarla başlayalım isterseniz. Çünkü daha sonra Merkez Bankası toplantısının olduğu bir günde iç piyasada ne olacağını konuşacağız. Ama ilk önce bir euro dolarla girizgah yapalım lütfen. Euro dolara baktığımızda dün açıklanan son 11 yılın en büyük yüksek büyüme verisinden ciddi anlamda euro dolar bir nevi bir çelmeydi dememiz mümkün. Çünkü dolar olan taleple birlikte dolar gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı duruşunu güçlendirdi, yönünü yukarı doğru çevirdi ve euro dolarda ciddi anlamda bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldık. Gün içerisinde de tatil nedeniyle biraz daha sakin bir seyirle karşı karşıya olduğumuzu düşünürsek bugün euro dolarının yön tayin edebilmesi için biraz daha kaderinin belli olması için 1.22 seviyesine dikkat çekmek istiyorum. Eurodolar'da bugün 1.22 seviyesinin altında kalıcı hareketler görmemiz durumundaki zaten şu an zayıf seyrinde 1.22 altında seyrine devam ediyor. 1.22'nin altında kalıcı hareketler görmemiz durumunda zayıf seyrin devamını işaret edebileceğini, bu kez karşımıza önemli bir destek seviyesi olan 1.21.60'ların çıkabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple bugün Eurodolar'ın yön tayininde 1.22 seviyesine dikkat etmekte fayda var. Yurt dışı piyasalarda bir topluca değerlendirmemizi rica edeceğim. Özellikle dolar TL tarafında BIST 100 tarafında. Merkez Bankası toplantısı öncesi oradaki görünüm nasıl? Dolar tarafına baktığımızda özellikle TL gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı dün gelen güçlü ABD verisine rağmen dolar TL'de çok sert hareketler görmedik. Bu açıdan buradan Türk lirasının dolar karşısında biraz daha sıkı duruşunu devam ettirdiğini, güçlü duruşunu koruduğunu söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün PPK'dan herhangi bir faiz kararın herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmemekle birlikte gelecek olan açıklamalara dikkat etmekte fayda var. Piyasaların odağında daha doğrusu 2015'e ilişkin bu açıklamalar biraz daha önem arz ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla söz konusu açıklamalar kur üzerinde etkili olabilir. Dolar TL tarafına baktığımızda iki önemli seviyeye dikkat çekmek istiyorum. Çünkü dolar yeniden yükseliş eğilimini kazanabilmesi için, doların yönünü yukarı doğru çevirebilmesi için bizim bugün 2.33 üzerinde hareketler görmemiz gerekiyor dolar TL'de. Bu sebeple o zaman kur tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketler yönünü tayin etti diyebiliriz. Ancak şu anda da zayıf seyrine devam eden dolar TL'de 2.32.50 seviyesinin aşağısında hareketler görmeye devam etmemiz durumunda bu kez yeniden görmekte olduğumuz 2.31.30 seviyesi önemli destek seviyesidir. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ise Merkez Bankası'nın kararına kadar ılımlı pozitif seyir devam edebilir. Zaten yurt dışı borsaların tatil havasıyla birlikte biraz daha bekle gör havasındayız. Sabah açılışına baktığımızdan bu yana 84.500 ila 85.000 seviyelerinde o bantlı bir yer edinme çabasında olduğunu görüyoruz. Ancak yükseliş hareketlerinin devam edebilmesi için 84.500 üzerinde hareketler, kalıcı hareketler görelim ki biz tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketlerin devamını işaret edebilir diyebilirim. Dolayısıyla 84.500 seviyesine dikkat etmekte fayda var bugün. Evet, ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Önder, çok teşekkürler yorumlarınız için. Evet, aslında bugünün gündemini sıralarsak saat 2'de Merkez Bankası kararı, daha sonra 15.30'da Amerika'daki haftalık işsizlik verileri, daha sonra yurt dışındaki tatiller ve açıkçası en önemli gündem maddesi saat 2 olduğunu söyleyebiliriz. Murat, çok teşekkür ederim.